İnsan baş edemediği sorunlarla yüzleşmek istemeyebilir. Bu bir yere kadar anlaşılabilir. Çünkü cesareti kırılmıştır. Yani sorunu çözebileceğine dair inancını yitirmiştir. Ve bu durumda olan bir insan hayatını sürdürebilmek için ya karşılaştığı sorunları inkar edecektir ki bu sorunu ortadan kaldırmıyor ya da kendisinin dışında gelişen olayların kurbanı olarak görecektir. Yani der ki evet böyle bir sorunum var. Fakat bu sorunun benimle hiçbir alakası yok. Halbuki vardır. Ama ne yapacağını artık bilemediğinden dolayı kendisine düşen payı inkar eder. Bu tip insanlar öfkelidir, kendilerini çaresiz ve tükenmiş hissederler ve en önemlisi sorunlar karşısında umutsuzdurlar. Peki biz kendimizi karşılaştığımız sorunlar karşısında böyle bir duruma düşmemek için nasıl koruyabiliriz ve nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi bu konuyla alakalı sizlere bazı önerilerde bulunacağım. Birincisi, sorunlar karşısında sende oluşan yalnızlık duygusunu doğru okumak. Eğer bir insan karşılaştığı bir sorun karşısında kendisini o yalnızlık duygusuna kaptırırsa gerçekten yalnız olduğuna inanır. Yani dünyada tek kendisinin böyle bir sorun ile mücadele ettiğini kabul eder. Ve bu bakış açısı insanın gücünü durduğu yerde tüketir. Halbuki şöyle bir etrafına baksa, belki aynı, belki de benzer sorunlarla mücadele eden yüzlerce, belki binlerce kişiyi görecektir. Bunu görebilirse, yalnız olmadığını, böyle bir sorun ile tek başına mücadele etmediğini kabul eder ve yalnız değilim diyerek bu durumdan güç bile alabilir. Peki sorunlar karşısında oluşan o yalnızlık duygusunu Allah-u Teala niçin veriyor? Bu duygu karşılaştığımız sorunlardan üzerimize düşen payı sadece bizim çözebileceğimizi bize vicdanen bildirmek için verilmiştir. Örneğin sınava giriyorsun. Seninle beraber onlarca belki yüzlerce öğrenci var. Yalnız değilsin. Ama soru kağıdınla baş başasın. Yani onu yalnızca sen çözebilirsin ve çözmek zorundasın. Burada yalnızlık duygusuna kapılanlar ekseriyetle sınava hazırlıklı olmayanlardır. Hele de birkaç defa aynı sorunla baş edemeyince, yani aynı sınavdan kalınca kendilerini tamamen soyutluyorlar. Hatta tavsiye bile kabul etmez hale geliyorlar. Beni kimse anlamıyor, anlayamaz zaten. Başaramayacağım, niye çalışayım ki? Mantığı bu defasında hakim oluyor. Ve bakıyorsun aynı sorunla debelenip duruyor. İşin içinden çıkamıyor. İkincisi, sorunlar karşısında kendini olumlu telkinde bulunmak. İnsanın kendisiyle alakalı olan düşünceleri hayatını şekillendiriyor. Olumsuz düşünceler etrafında gelişen olumsuz şartlara odaklanmana sebep oluyor. Bu durum ise seni o sorunlardan kurtaracak imkan ve fırsatlara itibar etmemeni sağlayacaktır. Şöyle söyleyeyim, insan bir sorun karşısında kendisine içten içe veya alenen yine bir şey olacak ve sen başaramayacaksın, olmayacak veya çözülmeyecek gibi telkinlerde bulunursa radar gibi en ufak olumsuz bir gelişmeyi anında yakalar ve ondan başka bir şey görmez olur. Yani o olumsuz düşünceler zihni işgal eder ve olumsuz düşünceler tarafından işgal altında olan bir zihin zaten çözüm üretemez ki. Burada yapılması gereken şey insanın kendisine olumlu yönde telkinde bulunmasıdır. Bu sayede zihinde olumlu düşüncelere yer açılır ve bu düşünceler imkan ve fırsatları görüp değerlendirmeni sağlar. Üçüncüsü, bir sorunda takılı kalmamak. İnsan çoğu kez bir anda birden fazla sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Aynı sınava girdiğinde birden fazla sorularla muhatap olduğun gibi. Burada uzmanlar bir soruyu çözemediğinde hangi tavsiyede bulunuyorlar? Takılıp kalma, devam et diyorlar, değil mi? Sen diğer soruları çözerken bilinçaltın onunla zaten meşgul olacaktır. Ve o soruyu ancak böyle cevaplayabilirsin. Aksi halde panikleyip diğer soruları da cevaplayamayacaksın. İşte gerçek hayat da aynı böyledir sevgili dostum. İnsanın halletmesi gereken tek bir tane değil, birden fazla sorunları vardır. Ve sen bir tanesinde boğulup kaybolursan diğer sorunları halledecek gücü kendinde bulamazsın. Bu yüzden sorunu çözmek için elinden geleni yaptın mı? Yaptın. Öyleyse şimdilik bırak kalsın. Diğerlerine yönel. Onları hallettikçe hem gücün de tazelenecektir. Ve çoğu kez şöyle bir durum da oluyor. Sorun olarak gördüğün bir şey aslında bir başka sorunun habercisidir.
veya başka bir sorunun çözülmesine bağlıdır. Örneğin diyelim yaprakları sararan bir ağacın var ve sen yeşermesi için sürekli yaprakları ilaçlıyorsun. Halbuki yaprakların sararması toprağın mineral eksikliğinden kaynaklanıyordur. Sen şimdi bu durumda yaprakların sararmasına kafayı takıp sürekli onunla meşgul olursan başka sorunları, belki de sorunun kaynağını fark edecek gücü kendinde bulamayacaksın. Ve bu sorun hiçbir zaman çözülmeyecek. Ama olaya biraz uzaktan bakmaya çalışırsan, başka eksikleri de fark edip onları gidermeye çalışırsan, kafayı taktığın o mesele belki kendiliğinden hallolacaktır. Bundan dolayı hayatta hiçbir zaman bir tek sorunda takılı kalmamak lazım. Dördüncüsü, sorunlardan kaçmak yerine onlarla yüzleşmek. Zaten sorunlardan kaçmak, sorunlarla baş edilemediğinden dolayı sorunsuz bir hayat arzusundan kaynaklanmaktadır. Ki bu da sorunların en büyüğüdür. Çünkü sorunsuz bir hayat diye bir şey yoktur. Dolayısıyla olmayan bir şeyin ardına düşmek de insanı tüketir. Halbuki sorunlardan kaçmak için harcadığın enerjini onlarla yüzleşmek için kullanırsan onların üstesinden gelebilirsin. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne buyuruyor? Ben kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemem. Ve hayatta şöyle bir gerçek de var. Kendisinden sürekli kaçtığın ve yüzleşmek istemediğin sorunlarla eninde sonunda yüzleşiyorsun. Bunun kaçarı yok. Fakat bu defasında sürekli kaçtığın için yorgun bir vaziyette yüzleşmek durumunda kalıyorsun. Ve normalde çözebilecekken bu defasında yorgunluktan dolayı çözemez hale geliyorsun. Bakın burada sorunların üzerine atlamak da doğru bir davranış değildir. Önce bir sorunu anlaman lazım. Geçmişine bir bak, aynı veya benzer durumlarla karşılaştın mı? Nerede hata yaptın da sorunun üstesinden gelemedin? Tespitte bulun, ders çıkar ve soruna bu defasında farklı bir çözüm üretmeye çalış. Dikkat edin, geçmişte yaşadığınız ve üstesinden gelebildiğiniz sorunlarla tekrar yüzleşince kafaya takmıyorsunuz. Niye? Çünkü o soruna karşı bir bağışıklık geliştirdiniz. Ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz ve yapıyorsunuz. Fakat yeni sorunlarla karşılaşınca, hele de birkaç defa olumsuz neticeler elde ettiğinizde, bu durumdan ders çıkarmayı değil de ümitsizliğe kapılmayı tercih ederseniz, kendinizi çok çabuk bir şekilde bir kısır döngünün içerisinde bulursunuz. Ve bu defasında sadece günü kurtarmanın peşine düşer ve hayatınızda bir adım ileriye gidemezsiniz. Zaten dikkat ederseniz takılı kaldığınız yerde kişiler değişse bile sorunlar hep aynıdır. Son olarak bunu da paylaşayım. Bugün çözdüğün bir sorun yarın yaşayacağın sorunun zeminini oluşturacaktır. Ve sen sorunları çöze çöze kendi kişisel gelişimini tamamlayacaksın. Olgun veya kamil insan diyoruz ya, işte o noktaya doğru ancak sorunlarla yüzleşerek ve onları çözerek ilerleyebilirsin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.